Deniz falan bazen bize soruyor ya, bu konuşulacak konu mu diye, Dilan Polat konusu. Hem de babalar gibi konuşulacak konu. Bakın, topa ilk girenlerden biri biz olduk. İlk olmadık ama ilk girenlerden biri biz olduk. Ve o zaman dedim ki bu işin sonu fena olacak, göreceksiniz diye. Masak girmiş devreye. Zengin yaşamını tabii gözler önüne serdiler. Biliyorsunuz kardeşinin uyuşturucu vesaire, fuhuş bilmem ne, onlar ortaya çıktı. Tablo şu. Mal alıcı şirketin kim olduğu akış yok, belli değil. Beyanname yok. Çalışanı, bankacılık hareketleri de olmayan, sahte belgeler düzenlenen şirketler var. Ve bunların sonucunda da ucu bucağı olmayan bir zenginlik var. Bu tür insanlar, bu karı koca çift genellikle arkalarında güçlü birileri olduğunu düşünür. Birilerinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ancak iddia o ki Süleyman Soylu ile de yakın ilişkileri olduğu söyleniyor. Ali Yerlikaya'nın da Süleyman Soylu'nun yapamadığı operasyonları yaptığı söyleniyor. Bu sabah da yine bir haber çıktı Süleyman Soylu'nun 80 milyon liralık bir evi olduğuna yönelik Seyhan Avşar'ın. Süleyman Soylu da köpürdü. Fakat öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki Süleyman Soylu'yu MHP vermez. AKP de onun peşine düşün diyor. Ortada bizim sandığımızdan ya da gördüğümüzden çok daha karmaşık bir hesaplaşma var. Herkes muhalefette, Ekrem, Özgür, Kılıçdaroğlu falan çatışmasına dönüyor. Ne o? İşte üç tane lakırdı. Ortada böyle bir tablo yok. Halbuki burada kara para, uyuşturucu, çeteler, efendime söyleyeyim, bütün bunların ardından uluslararası olan ilişkiler, mafya, aklınıza ne gelirse acayip ilişkiler var ve çıkar. Çıkacaktır da bunlar. Ve bunlar çıktıkça da herhalde küçük dilimizi yutacak hale de geleceğiz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Bu ilişki ilginç. Feyza dün bir paylaştı. Feyza Altun. O da enteresan geldi bana. Feyza diyor ki bugün içeriğini burada açıklayamayacağım. Telefon görüşmeleri yaptım. Ulaşıldı. Bu görüşmeleri can güvenliğim açısından kayıt altına aldım. İlgili yerlere ve kişilere kaydetmeleri için arşivlettirdim. Kalitesiz ürünler satılıyor. Bunlar nerede üretiyor diye çıktım. Yol beni dipsiz bir kuyuya götürdü demiş. Beni tedirgin eden sözler duydum. Bunlar kayıt altındadır. Sandığınızdan daha büyük, çok büyük demiş Feyza. Yani Feyza bir avukat. Ama aynı zamanda anlaşılan o ki tehdit altında. Çünkü ucu bucağının belli olmadığını söylüyor. Buradan da hareket ettiğimiz zaman Feyza'nın bu söyledikleri derken Masak'ın devreye girmesi, derken bir takım ilişkilerin ortaya çıkması ya da çıkacak olması bizi çok acayip yerlere götürüyor. Benim anlamadığım şey, ya hiç kimse oğlum siz manyak mısınız lan, oturun oturduğunuz yerde, bu işin arkasında biz varız deyip bu Polatlara bir şey demedim, yoksa onlar bilerek mi kellesi veriliyor? Bir organizasyon mu var artık? Bilemiyorum, bu tür kirli işleri bilmediğim için, ama işin sonunun pek de hayırlı olmayacağını buradan görüyoruz. Şimdi dünden bir şeye gideceğim ama